İyi akşamlar arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin inşallah. Ben bugün çok yoruldum. Neden diye sorarsanız şöyle diyeyim. Eşim biliyorsunuz burun ameliyatı olmaya gitti. Et vardı, hani eti aldılar. Geniz eti vardı onda. Etini aldılar işte. Burnunu rahatlatmışlar en azından. Bir burnun tarafını, deliğinin bir tarafını yapmışlar. Herhalde bir tarafa gerek görmemişler. Bayağı da kaldı. Ben çalışıyordum tabii, dükkanı bir yere bırakamadım. Kimse de olmadı. Mecburen bekledim. Allah razı olsun, yeğeni gitti. O bekledi onu. Ben de işte dükkanı idare ettim ama bugün bana bir şey oldu. Böyle bir baş ağrısı. Enfeksiyon dedi doktor. Sağlık ocağına gittim. Sağlık ocağında işte bir de ağrı vücudumda da vardı. Terleme falan da olmuştu. Enfeksiyon dedi yani. İlaç verdi, antibiyotik. Bu arada kızım da kullanıyor antibiyotik. Şimdi ben de kullanıyorum. Çocuk tabii grip olduğundan değil de önceden ağrı geçirdiği için. Benimki de işte böyle bir antibiyotik gereksinimi duydu. Çok yüksek bir dozajda değil ama iyi yani antibiyotik. Bayağı uyku geldi. Bugün onu içtikten sonra gözlerim hep gitti sanki. Ya insanın şuraları ağrır mı? Bayağı şuralarım ağrıyor bildiğiniz. Şu burun taraflarım falan bile ağrıyor yani. Bayağı bir beni rahatsız etti. Bütün vücudu sardı sanki. Uyutmadı hatta. Dün gece hiç uyuyamadım. Aklımda tabii Özgür'de kaldı. Biraz da tedirgin olduğu için. O tedirgin olduğu için ben de tedirgin oldum. Allah korusun bir şey olmasın diye. Çok şükür iyi geçti ameliyatı. İşte bakalım yarın bu akşam aslında bırakırlar dedik ama yok bırakmadılar. Yarına kaldı. Yarın gelecek. Allah izin verirse artık kaçta çıkarırlar? Öğlen de mi çıkarırlar? Ama memnun belli ama biraz ağrım var diyor tabii. Normaldir yani. Burun ameliyatı da o kadar kolay bir ameliyat olmuyor yine de. Küçük bir şey de olsa. Tamam bunu herhalde kapalı yaptılar ameliyat ama canı yanmış açık ve net yani. Bayağı bir rahatsız olmuş. Ama tabii rahatlayacak sonuçta. Sürekli burnunu çekmektense. Nefes almaya çalışmaktansa böylesi daha iyidir. Böyle işte böyle bir günüm geçti arkadaşlar. Biraz koşuşturmam çok oldu. Tabii tek olunca insan ister istemez bir yerde artık pes ediyorsun. Şimdi hatta biraz yatmayı düşünüyorum. Saat 9'a geliyor. 9'a geçiyor mu acaba? Yok geçmiyor. 9'a geliyor. Bende biraz tabii yatma isteği var. Yatıp tekrar kalkarım diyorum. Antibiyotiğim de saat 12'de. Gündüz 12'de attım. Rahatsız olmuştum. Bayağı bir ağrı hissettiğim için 12'de attım. Şimdi gece 12'de atacağım. Bu arada sizler nasılsınız? Bizler de böyle yani durumlar. Hep aynı. Değişen bir şeyimiz yok. İşte anacığıma gidip geliyorum. Canım sıkıldıkça biraz yukarı çıkıyorum. Tabii sık gidiyorum. Biraz daha beni görsün diyerek bir 10 dakikada olsa, 5 dakikada olsa çıkıp iniyorum. O hep camda zaten. Hep el sallıyor. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Kimilerinize cevap verebildim. Geçmiş olsun dileklerini yazanlar da var. Allah razı olsun diyorum. Kimilerine yazamadım. Çünkü o kadar ki yoğunluk vardı. Ben esnafa falan gidip gelmekten. Yani şu omuzlarım zaten rahatsızdım. Enfeksiyon tabii daha bir şey yapmış. Kuzucuğum benim. Yazamadım. Açıkçası yazamadım. Bu akşam da herhalde yazamam. Yarın fırsat bulursam inşallah cevap vereceğim yine yorumlarınıza. Ama çok teşekkür ediyorum. Okumuyor zannetmeyin. Görüyorum. Cevap veremedim Benim sadece. haberim yok. Benim kızımın bu arada saçlarını kesecektik. Ben hep unutmuşum Özgür'ün ameliyat olacağını bugün. Bugün de randevu aldım kuaförden. Az bir şey olsun da Özgür iyileşsin. Kestiririm madem şu tarafı kadar. Şu tarafa Batıcık kadar. olur mu? Şuralarımızı istiyorduk. Tamam oraya Çünkü yapalım. saçların çok çıtır oluyor. Benim kız da birazcık bu tür şeylere rahatsız oluyor hemen. Yok saçım acıdı. Yok anne çektin. Yok şurası şöyle oldu dedim. En azından kestirelim. Toka şahit. İki Şu yanından en azından toka da toplarız. şahit. Evet. İki Anam. yanından toplarız en azından. Güzel olur kızımın saçları da. Çocuğum benim. Anne. Rahatlar. Anne. Yaz geliyor. Gördüm. Anne. Anne. Hı, tamam. Anne bir şey soracağım. Söyle. Niye öyle yapıyorsun? Nasıl durmuş bak.
Aynen bebeğim benim. Benim kuzum dersini yapsın artık diyorum bir an önce. Bu şey bozulmuş. İçeceğiz. Değil mi aşkım? Haydi. Bu bozulmuş. Dersini yap kızım. Bu bozulmuş anne. Oy. Yeşil bir şey bozulmuş. Elif'im için de güzel yorumlar gelmiş. Çok teşekkür ederim. Ne dediler? Evet, çok akıllı kız Elif, yardım eder demişler annesine demişler. Ediyor benim kızım. Dün çekmedim ama benim kızım çok da güzel yardım etti. Suyu taşıdı yani. Beklemezdim ben kızımdan bu kadarını. Maşallahı var benim çocuğum. Listesi ailesiyle yapıyor da. Biraz şımarıyoruz değil mi kızcığım? Hadi dersini yap aşkım. Anne benim sevmiyordum duruyor. Onu oraya düşmüş bebeğim. Ben ellemedim vallahi. Annem oraya koyun. Evet. Hava yağmurluydu bugün yine. Bir yağdı, bir geçti derken çiğse. Arada bir elimde şemsiye, arada bir normal. Domates şekli. Ha, güzelmiş. Ben yapmıştım. Döner yapmıştım. Annem çorbanın içine... Becerikli benim kızım. Anne, döner mi nerede yapmış? Anne bu peçete mi? Evet. Bak, gerçekten çorbanın içinden çıktı. Bak. Düşürdün mü? Aferin. Bak. Aferin kızıma. Severim ben çocuğumu. İnanmam ciddi. Bu arada Ayşe anneme... Anacığım benim işte kapıya kadar diyorum ya çıkıyor. İlla ki beni yolcu ediyor. Allah'tan bu akşam sormadı yalnız. Tek olduğumu biliyor ya. Kızım bizi çekmedin ya demedi. Dedim hani her akşam almayayım anne. Bunu almasınlar bir yerde diye. Ama bir yandan da bana öyle güzel hatıraları var ki inşallah hep benimle yaşar. Biraz sağlık uzunluğu yaşasın istiyorum. Tek şeyim anacığımın biraz daha sağlıklı yanımızda kalsın. O hatıraları da benimle hep kalacak. Yani videolar çok işimize yaradı açıkçası. Tek isteğim buydu. Rahmetli babamdan kalan videolarım kayboldu hep. Telefonlarda gitti. Çok üzüldüm. Ondan bir hatırası, sesi kalmadı. Kulağımızda sesleri var ama videosu kalmadı. Ama anacığımın bayağı bir videosu kalacak bende. İnşallah diyorum ya Allah uzun ömür verir de daha da yaşar. Öyle o da bir an önce bekliyor. Artık diyor şuraya gelin de ne zaman geleceksiniz? Evi ne zaman yaptıracaksınız? Böyle sürekli sorular halindeyiz. İşte şuraya ne yapacaksınız? İşte hiç gerek yok diye hiç uğraşmayın. Siz ne yapabiliyorsunuz diye. Bir duvara boyayın gelin gitsin diye. Sonra yaptırırız diye. Sonra kızım sonra yaptırır dedim. Anne o kadar olmaz. Mecburen bakacağız duruma göre dedim. Yani yaptırmadan da olmaz dedim ister istemez. Mutfak en aciliyetimiz mutfak. Orayı düzenlemeden dedim. Biraz zor. Ama tabii ki hemen yanımda olsun istiyor. İnşallah yanına tez zamanda geleceğiz. Allah izin verirse bakalım. Özgür'e de bağlı. Ne yapar ne eder bilmiyorum. Ona göre zaman uzar mı, daha çabuk mu olur gidişimiz oraya bilemiyorum. Şu anda kestiremiyorum açıkçası. Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Ay bugün Yasemin'im de gitti. Güle güle gitsin belki de varmış mıdır diye düşündüm ama. Rast şey oldu. Ben de yanlarına çıkarım. Hemen gidecekleri düşünmedim. Yasemin'in gideceğini hep unutmuşum ben. Yani Merve'lerle bacısıyla gideceğini hep unutmuşum. Ben bugün de belki akşama kalırlar derken Sercan geldi yanıma. Gidiyorlar dedi. Hemen koştum zaten yakın ya. Gittik vedalaştık. Telefonun varsa çek bizi diyor. Allah razı olsun dedim. Yok yavrum. Dükkanda bıraktım. O arada annem gelmişti yanıma. Ona yine bir kuşburnu içiriyordum. Onu çekmedim tabii. Dün çektim diyerek. Bugün çekmedim. Alışverişe çıkıyorlar onlar şimdi. Emine ile ikisi şöyle el ele beraber çıkıyorlar. Buraya kadar gelmişlerdi. Şoka gelmişler. Bir alışveriş uygun demişler bu tarafa. Alışverişini yaptılar. Beraber geldiler. O da yanıma uğramadan çıkmaz asla annem de. Orada biraz oturdu. Kuşburnunu içti. Biraz sohbet ettik. Bu arada ben Sercan işte hep beraber Yasemin'e falan yolcu ettik. Merve'm falan gittiler. İnşallah dedim daha uzun gelirsiniz de görüşürüz. Allah'ın izniyle. Çünkü şu anda pek görüşemedik. Ancak giderken görebildim. Ve çocukları zaten çok tatlılar. İkisini de ben seviyorum. İkisi sevimliler. Kızı da oğlu da aynı Merve'nin. Kızı da aynı. Çok tatlılar. Çocuklar seviliyor ya. Ne olursa olsun çocuklar başka bir şey. Seviliyorlar. Böyle işte arkadaşlar. Diyorum ya benim günüm biraz koşuşturmayla. Hatta diyorum şu an çenem var ya. Şu çenem değil şuralar. Çok fena acıyor. Yani doktorun dediği kadar var yani enfeksiyon demesi.
Bakalım inşallah. Geçecek. İçelim ilaçlarımızı. Bir önce kendimizi geleceğiz Allah'ın izniyle. Sizleri çok seviyorum efendim. Ben bu akşam burada bitireyim. Kısa oldu ama kusura bakmayın. Sadece istedim hani hem Özgün'ün iyi olduğunu söyleyeyim. Hem sizlerle kısa bir sohbet edeyim istedim. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.